Yeni günden hepinize günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güne sizlerle başlamak çok güzel. Bazen kahvaltıyı yaptıktan sonra videoyu başlatıyorum. Sanki böyle şey oluyor, bilmiyorum. Ben her gün alışmışım. Sabah kalkıyorum, yatağımı topluyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, çayımı koyuyorum, kamerayı başlatıyorum. Böyle alışmışım yani, ekmek su gibi diyebiliriz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, Allah'a şükür olsun. Şimdi hemen çayımı demleyerek başlayacağım. Tamam kızım, hadi. Bekletme, bir şey yapma. Bekleme yani, beklemene gerek yok. Efendim? Tamam, ama Alper abin yardım edecek. Alper abin, sen, ben, hepimiz beraber yaparız kızım. Anacığım. Anacığım diye dillerini yerim senin ben. Anacığım. Osman'ım nereye gidersin? Nasıl da gelirsin? Şimdi bunlar şeye alıştı. Akasya Durağı biliyorsunuz, meşhur dizimiz. Sabahları bazen bakıyoruz biz. Onun repliklerini ezberliyorlar. Şeyde falan hep çıkıyor işte. Storyler, short videolarında falan çıkıyor ya sürekli. Patlattım ya bunlar. Şimdi onda bir şey var. İşte Safiye Osman'a diyor. Osman'ım nereye gidersin diyor. Bu bir değişik bir konuşma. Çok güzel ya. Çok sıcak. Böyle güzel bir dizi ya. Aile dizisi. Tam bir aile dizisi. Zaten biz çocuklarla genelde o tarz dizileri izliyoruz. Yani böyle işte ne bileyim, içinde fazla böyle entrika mentrik olan dizileri pek izlemiyoruz. Ha, var birkaç tane benim var. Mesela bir tanesi Veda Mektubu. Bir ara şeyi izliyordum. Neydi o, Yalı Çapkını. Ha, onu izliyordum. O da aşırı derecede böyle bir sıktı. Dizinin içindeki şiddet beni çok yani olumsuz etkiliyor. Sevmiyorum. İçinde şiddet olan dizileri sevmiyorum. Açıkçası soğudum yani. Bir 10 bölüm falan izledim. Sonra bıraktım. İzlemedim. Ne yapıyorsun oğlum? Bak onun içinde neler varmış. Döküldü. Patlatmak. Patlatmak istiyorsun da bak ne bunlar? Niye bu poşetin içinde bunlar varmış? Ha? Bilmiyorum. He, dağıttın. Kaç git. İşte ay. Ah, yumurtamız yok değil mi bizim, Ali'ye söyleyeceksin aslında. O da başım ağrıyor dedi. Sabah sabah bir baş ağrısı var dedi, ben de dedim. Ali! Yumurta, yumurta. Ekmek yok, ekmek var gerçi, yumurta sadece. Ondan sonra canlar. Şey. Bizimkiler işte onun replikleri hoşlarına gidiyor. Başladılar. Osman'ım nereye gidersin? O da diyor ki elinin körüne Safiye diyor. Nereye gideceğim ben diyor. Sabah sabah nereye gidiyorum? Durağa gidiyorum tabii ki diyor. Onu şimdi Yakup da onu ezberlemiş. Geliyor diyor. Osman'ım nereye gidersin bana söylüyor. Onların şeyine gibi anacığım diyerekten falan konuşuyor. Günaydın. Çıkabildin. Yapalım. Bakayım bugün neler yapacağız. Her gün böyle akşamdan plan yapıyoruz. Bugün şunu yapalım. Bugün bunu yapalım. Şimdi kahvaltılarımızı çıkaralım. Allah acaba. Evet.
Yok galiba. Ben peynirden de çıkarayım. Öf. Yok. Yokmuş. Başka bir şey alınacak mı? Yok annem. İşte ekmeğimiz var zaten. Anneannen almış ekmek sabah. Şu kayseri içelim koyayım bakayım. Sen sadece yumurtalacaksın. Okey. Hadi kaşa. Dün sarma yaptık ya annemle, sarma dolma. Tabii biz dün yedik, iki tabak falan yedim herhalde. Ekmeksiz hiç ekmek yemedim. Ekmeksiz iki tabak sarma ve dolma yedim. Ali'ye ayırdık şöyle bir tabak sarma. Çünkü üçte işe gidiyor ya. Sabah kahvaltısı yapıyor, bir daha bir şey yemiyor. Ben de kahvaltıya dedim şey yapayım. Annem hatta ısıtmış bile vallahi. Annem sabah getirmiş bir tabak, ısıtmış da getirmiş sağ olsun. Bunu da tepsiye koyacağım şimdi. Hani yemeyince canım yani içime sinmiyor benim. Patat domates bugün doğramayacağım. Bu aralar kalıyor. Doğruyoruz, kalıyor, yenmiyor. Ve kahvaltı işini fazla uzatmamalıyız. Çabuk çabuk kahvaltı yapmamız gerekiyor. Çünkü yine bizim çarşı işlerimiz var bugün. Çarşıya gideceğiz. Şöyle koyayım. Ah Yakup, ağzıma doladı bu lafı. Osman'ım nereye gidersin? Artık söylerim ben. Osman'ım nereye gidersin? Çünkü gelip gidip bana söylüyor, beni güldürüyor sürekli. Kimisi? Nazar boncuğunu da buraya astım arkadaşlar. İki tane vardı. Birini koridora astım, birinde böyle buraya astım işte. Şu şeylerde de bir değişiklik yaptım. Dün pek ocağın yanında çok böyle tıkış tıkış oldu şu kısım. Biraz açayım da çabuk kaynasın. Şimdi şu bu taraftaydı. Bunlar biraz daha belideydi. Bu da böyle düzdü. Yağlar çok ileride oluyordu. Alması zor oluyordu yağı. Ben de bunu bu tarafa koydum. Bunu da böyle çevirdim. Yağları böyle çevirdim. Bunlar böyle sıra sıra. Onu da bunu da böyle kenara koydum. Bilmem daha iyi oldu herhalde. Hatta bir ara bana şunu beyaza boya diyen bir takipçim olmuştu. Ben boyamayı düşünmüyorum. Yani bu da böyle illa her şeyin beyaz olması gerekmiyor. Yani bu da böyle nazar boncuklu. Hatta bak buydu ha kızlar. Bak bu da nazar boncuk. Bu da nazar boncuk böyle. Güzel oldu. Tamamıyla aksesuar amaçlı. Nazara etkisi olduğundan falan değil. Kesinlikle tamamıyla aksesuar amaçlı bunlar. Yani bunlar benim için değerli. Bunlar bana Bodrum hatırası. Ben Bodrum'da çalışırken bir de bir saat vardı. Çin'i saat vardı. Üzerinde böyle balık desenleri falan olan bir Çin'i saat vardı. O saati de senelerce kullandık. Sonra kırıldı. İkisini yan yana asıyordum. İşte nazar boncukları. Ortada da Çin'i saatim vardı. Öyle asıyordum. Şurada rahmetli halam Urfa'ya gitmişlerdi. Urfa'dan getirmişti bunu bana. Basır Helte Urfa hatırası. Ve ben o zaman daha çocuktum biliyor musunuz? Yani böyle yeni genç kız oluyordum herhalde. Ortaokul, lise o aralardı. Halamlar, rahmetli halamlar Urfa'ya gitmişlerdi. Oradan bana bunu getirmişti. Urfa hatırası. Bakır Helke. O zamandan beri bunu saklarım. Benim için değerlidir. Çünkü ben halamı çok severdim. Allah rahmet eylesin. Ah, babam, amcalarım, halam, Allah bütün ölmüşlerimizin, dayım, dedem, koca babam, koca babam deriz biz. Yani babamlar öyle alıştırmış koca baba. Hani babamın babasına koca baba derdik. Yani ben bilmiyorum gerçi de. Hani abilerim biliyor. Ama anneme babam mesela bir şey anlatırdı bize mesela eskilerden. İşte koca babanızla gittim. Koca babanız geldi. İşte koca babanız aldı. İşte koca babanızla tarlada çalışıyorduk falan böyle. Dede değil de yani babamın babasına koca baba derdik. Öyle. İşte bize sorardık işte baba koca babamla ne yaptınız sonra falan hani böyle. Hani yoksa ben görmedim hiç bilmiyorum. Keşke görseydim. Ama annemin babasına dede
diyoruz. Öyle. Allah hepsini nurlar içinde yatırsın. Mekanları cennet olsun. Büyüklerimiz, atalarımız her zaman her namazın arkasına Fatiha'mı gönderirim hepsine. Şimdi ne yapalım canlar? Alper gelene kadar sucuğu doğrayayım. Şu içine 2-3 tane sucuk kalmış. Bunu böyle bir ufak bir şeye koyayım da. Havuzu şişireceğiz. Yerini hazırlayacağız. Dün yapacaktık. Dün olmadı. Vallahi ön balkon çok kötüydü. Ön balkonda da oturuyoruz ya. Ben orayı süpürdüm, temizledim, sildim. Kilimlerini falan silkeledim. Yeniden şey yaptım. Serdim falan işte. Alper'le Aytu'da yolu süpürdüler. Komple merdivenden aşağıyı. Sonra arka balkonu yapacağım. Baktım yok artık. Saat 8 oldu bu arada. Akşam 8 yani. Dedim vallahi hiç halim kalmadı. Balkonu da kaldı. Yarına kaldı falan dedim. Hani dünden temizlemiş olsaydım, arka balkonu dünden ayarlayabilmiş olsaydım, hemen kahvaltı sonrası havuzu hazırlayacaktık. Sonra Alper de dedi ki, anne dedi, yarın sabah kahvaltıdan sonra ben sana yardım ederim. Beraber temizleriz dedi. İyi o zaman oğlum dedim. Şimdi biz bir çarşıya gider geliriz. Ondan sonra arka balkonu Alper'le bir toparlarız. Her şeyi yerli yerine. Kısayım artık. Toparlarız, ederiz. Bunun tavada biraz yağ vardı. Şimdi sucuk kendi yağını da bırakır. O yüzden ekstradan yağ koymaya gerek yok zannedersem. Şöyle sucuğun yağı damlamış. Alper'i bekliyorum. Alper gelsin hemen. Soframızı falan götürelim, serelim. Bak bunu. Üstüne sofrayı koymuşlar ama üzerine ekmek kısmı dökülmüş. Evimi süpürdüm, sildim akşam. Dedim sabaha işim olmasın. Çarşı işlerimiz var çünkü. Dediğim gibi. Şimdi çarşıya gittik mi 2-3 saat çarşıda dolanıyoruz. Eve geleceğim. Balkonu mutlaka bugün arka balkonu hazırlayıp havuz doldurmam gerekiyor çocuklara. O yüzden dedim ki evin işini akşamdan yapayım. Bir güzel işte çocuklar yolu süpürüp ben de balkonu falan temizlediğimde hemen arkasından içerileri bir güzel süpürdüm, sildim. Sadece bir toz alınacak. Onu da Aylin eline de versem bezi tozu alır yani yavrum. Yapıyorlar sağ olsunlar. Ondan sonra da banyoya girdim falan. Dedim yarına süpür silme işim falan olmasın hiç dedim. Vallahi yaz günü her gün süpürüp silmek gerekiyor arkadaşlar. Altını kapatıyorum artık. Süpürüp silmediğimiz gün yok ya. Her gün süpür sil. Ben diyordum belki burada. Şimdi öbür dubleks evdeyken her gün süpürüp siliyordum o alt katı. Üst katı da 2-3 günde bir yapıyordum. Üst kat kirlenmiyordu fazla. Burası küçük ama dedim burada her gün süpür sil işim olmaz. Vallahi her gün süpürüp siliyorum ya. Hani hava nemli ya. Hava nemli olduğu için parkelerde ayak lekesi çok oluyor. Maalesef ki. Çünkü vücudumuz nemli. Hava nemli. Parkede tahta, özünde tahta olduğu için tabii ki odun tahta olduğu için bastığımız zaman mesela ayaklarımızın altı terli ise mesela ayak lekesi oluyor.
her gün silmem gerekiyor. Her gün. Neyse ki sileceğim alan az, büyük değil. Hemen çabucak süpür sil, kolay oluyor gene de. Çayım kaynıyor. Çayı bir kapatalım. 2-3 dakikadır da kaynıyor. Yeter kaynadı. Sabah çayı ocağa koymadan önce çaydanlığımı da bir güzel cifledim. Baktım bir şey olmuş, artık kirlenmiş, leke leke, yağ lekesi olmuş. Onu da bir güzel çifledim, temizledim. Hadi Alper, geldin mi oluşum? Oy, sabah sabah. Sabah sabah çekilir mi ya? Daha oralara gitmek. Kapat hemen. Geç hemen, geç. Suyun altına yap. Elini yıkamış mıydın? Yumurtamız geldi. Allah, biz yumurta. Ha, 2 günde 3 günde bitiyor bizde bir koli yumurta. Kalabalığı da, yumurtayı seviyoruz da. Bazen niye bu kadar çok yumurta, kadar çok yumurta yiyorsunuz falan diyenler oluyor da. Vallahi yumurta yani bir gün içerisinde almamız gereken en önemli besin kaynağı, biliyorsunuz. Ve ben bu çocuklarımın da çok yemesinden de gayet de memnunum. Yumurta yemeyen çocuklar var çünkü, maşallah diyeyim. Allah'a şükür yiyor benim çocuklarım yumurtayı. Yiyorsunlar vallahi. Çünkü gerekli. Yumurta önemli. Süt, yoğurt, bunun gibi yani. Gerçi yumurta çok önemli. Şimdi canlar, bunu çıkarayım. Şuraya koyayım. Hava, bu ocak neden az yanıyor? Tüp bitecek değil. Tüpü buraya taşındığımızda aldık. Yani daha bir ay ya oldu ya olmadı. En az 2 ay gitmesi gerek tüpün. Ama sanki böyle biraz az yanıyor gibi falan, böyle bir değişik, anlayamadım. Makine de boşaltılacak. Ay, bugün şeye gidersek, çarşıya gittiğimizde A101'e de geçmemiz gerekiyor. Oradan alacaklarım var. Şunun devamını bulursam alacağım. Hatta bir takipçim demişti, keşke 6 tane alsaydın, takım olsaydı falan diye. Renk yoktu, siyah vardı. Ben de siyahı pek istemedim. Sevmiyorum böyle koyu şeyleri. Yani tabakta falan sevmiyorum. Şimdi bugün çarşıya gittiğimizde bir giderim, bakarım. Varsa, yine böyle renklileri varsa alırım. Alacağım çünkü 2 tane yani hem yumurta çırpmaya çok iyi, hem de çocuklar böyle işte balık kırarken, cips bir şeyler yerken böyle geniş bir kap olması çok iyi. Şöyle yapayım. Geniş kap olması çok iyi. Burada yazıyormuş. Bir de ne? Çocuklar bazen noodle yiyorlar. Noodle'da da böyle geniş kağıtlı olması gerek. Bugün gidersek A101'e vakit kalırsa önce herhalde AVM'ye gideriz dedi Ali. Orada bir iki işi var. Tuzu ne yaptın ben? Ha, ay, tuzu ne yaptın diyorum. Kız, ben daha şuraya akşam koydum ya bunları. Tuzu ne yaptın diyorum. Tuz burada. Alışamadım daha. Domates salatalık doğramıyorum bugün. Çünkü pek yenmiyor. 2 gündür yarısı yeniyor, yarısı çöpe gidiyor. Benim de bugünlerde diş sıkıntısı çekiyorum. Dişim ağrıyor arkadaşlar. O yüzden yine sert şeyler yiyemiyorum. Dişçiye gideceğiz. Bak, ben unuttum dün. Doktorumu aramam gerekiyordu. Doktora biz ilk aylarda sormuştuk. Arada bir dişim ağrıyordu benim yani. Ama ağrı kesicili falan geçiriyordum. Şimdi 2 gündür biraz sıkıntı çekiyorum. Sert şeyler yiyemiyorum. Dün özellikle karpuz aldırdım. Dedim ki acıktıkça karpuz yerim. Karpuz yumuşak. O da yani dolaba koyup soğuk da yiyemiyorum. Dışarıya koydum, dışarıdan yedim. Yani ılık ılık yedim. Ondan sonra... Evet.
İlk aylarda sormuştu diş tedavisini ne zaman yaptırabiliriz? Üçüncü aydan sonra yaptırabilirsin demişti. İşte diş tedavisi, kuaförde saç bakımı falan. Bunların hepsini üçüncü aydan sonra yaptırabilirsin dedi. Açıkçası çok zorlanmasam hiç doğumdan sonraya bırakmak istiyorum dişlerimi ama çok zorlanırsam mecbur yaptıracağım. Yani hiçbir şekilde risk atmak istemiyorum. Bilmiyorum vallahi. Tuttuğumu da çok kötü. Uyku yutmuyor bana sabah. O gün mesela 2-3 tane ağrı kesici içtim. Yani böyle 3 saat aralıklarla içtim. Çünkü dayanamıyorum. Hiç dayanamıyorum. Sinir sistemlerinizi alt üst ediyor. Yani nasıl diyeyim size? Bir azap ya. Öyle diyeyim. Bir azap yani. Sabah kahvaltıda yiyelim. Niye canım? Niye bak? Dün ben demiştim anne bir tabak da Ali'ye ayıralım da sabah yesin dedim. Çünkü o gün istemiştin sen. He. Annem unutmamış, ısıtmış getirmiş sağ olsun. Ben de bir şey aldım. Bu sular yine boş. Vallahi doldur. Yetişemiyorum canım ben. Çocuklar da dolduruyor yani. Onlar da doldurtturuyor. Ali gelse Ali. Abla. Gidelim ya. Osman'ım nereye gidersin? Geliyor diyor bana bunu söylüyor. Osman'ım nereye gidersin diyor. Ali A101'e de gidelim. Şunlardan gelmişse devamı alayım ya. Bu iyi oldu bunlar. Migros'ta vardır. Migros'ta pahalı. Migros'taki 25 liraydı. Bu 9 lira A101'deki. Hadi götürelim hadi. Orada seni var ya. Ya 2 dakika. Oy yesinler onu yesinler. Galatasaray'da. Bir Galatasaray forması giyiyor, bir Fenerbahçe. Şimdi bana diyor ki Beşiktaş forması al bana diyor. Duydun? Beşiktaş forması istiyor. Evet, Beşiktaş forması istiyor. Beşiktaş forması. Nasıl alıyorum? Sen bütün takımları tutuyorsun ya şuna. Ha bak şunu içine koy. Benim Beşiktaş istiyor. Değil mi? Olmuşken o da olsun değil mi? Gerçi şey Fenerbahçe'nin şey Galatasaray formalıyı bir görün. Şimdi emzikle. Kaçma nereye kaçıyorsun? Kaçtı. Allah'ım ya. Şunu kullan da şey ya Aytuğa. Ha ay şey tavayı değiştirmek lazım. Koku kalıyor ya o gün Aytuğa yemedi. O gün ben tereyağıyla yaptım artık şeyi Aytuğa. Arkası onu tabağa aldım arkasından bize normal yağla yaptım. Arkadaşlar anne bu tereyağı kokuyor dedi. Ya güzel etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Ya alıyor atıyor yere. O da öbür tava büyük tavamız da paslanmış. Kullanamayacağız maalesef onu atacağız. Yeni tava bakalım. Yeni tava almamız lazım. Bugün Migros'a gider bakarız. Ya ne yapıyorsun? O tavaları da Migros'tan almıştım. Aslında hiçbir şey olmadı. Senelerdir bak 4 yıl oldu. 4 yıldan beri kullanıyorum o tavaları. Götür. Çaydanlığı da gel Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şeyden sonra, depremden sonra böyle 5 ay kadar böyle şeylerin içinde, çuvalların içinde kaldı tavalar. Büyük tavam paslanmış içi. Küçük tavada bir şey yok. Şunda da yok. Bir tane de beyaz tavam var. Onlarda bir şey yok ama. Şu büyük tavam dur size şimdi gösteririm. Şu yumurtayı bir karıştırayım. Bakın. Bakın yani ince de değil, yeri kalın tava. Paslanmadı abi, büyük tava işte, nasıl oluyor galiba? Bu paslanmış ya, canım sıkıldı. Kullanılmıyor artık, atacağım bunu çöpe. Anne istiyorsun. Aylin'e de söyle. Bugün bir bakayım bakalım, bu tava, onları da yani iki tane almıştım. İşte biri biraz önce sucuk kavurduğum tava, biri de o büyük Mehtap'ın tavası. Markası Mehtap. Migros'tan almıştım. Senelerdir de kullanıyorum. Paslanmış artık. Yani niye paslanmış bilmiyorum. Anlamadım. Artık çuvalda nemli mi kaldı? Islandı mı? Ne oldu? Ben hiç bilmiyorum yani. Nasıl olduysa. Ne yapalım? Canımız sağ olsun. Alırız artık yenisini. Geçen de tava fiyatlarına bakmıştım ama unuttum şimdi. Neyse bugün geldiğimde artık büyük tava almam lazım. Bir de böyle şunun gibi bir tane daha orta boy alacağım. Bir onun gibi büyük,
Bir de böyle orta boy alayım. Küçük tavam o bir tane yetiyor yani. Şimdilik iki tane alayım. Anne bu tarafa geç. Tamam. Yumurtamız da hazır. Yani hızlandırma yapıp müzik koyuyorum ya. Onun müzik şeye gitti ya. Tamam, nereden yapıyordun? Telefonun kendi şeyinde. Tamam, gitti. Gitti işte, bir müzik. Müziği de seçiyorum, koyuyorum. Kaydediyorum. Kaydettikten sonra çalışıyorum. Müziksiz. Hızlanmış ama müziksiz. Hatta karşıma şey çıktı. Hızlandırmalarda müzik koyulsun mu, izin verir mi? İzin ver ya attıklarım ben. İzin ben ona izin ver tıkladığı için olabilir. Tamam, izin ver işte, yani müziğe izin ver tıkladım. Ne diyor? Hızlanma, ne yazıyordu? Müzik şeyin yani koyulsun mu diye izin ver, izin verme diye. Ben de izin veri tıkladım. Ondan sonra mı oldu? Önce şey yaptım. Şimdi bazen şey yapıyorlar. Müziksiz doğal haliyle hızlandırma yapıyorlar. Hani konuşmalar hızlı oluyor ya böyle. O şekilde bir yaptım, nasıl olacak dedim. Baktım böyle. Bir de dedim yok ya falan dedim. Sonra müzikli yapayım izin dedim. Müzikli yaptım. O arada müzikli yapacağım ya. O arada izin ver, izin verme çıktı. İzin veri tıkladım. Ne şey izin, ne oku bakayım, ne izin. Müzik izin ver. İşte, baba gitti müzik. İşte bir şey ekleyelim. Nereden onu geri düzelteceğim bilmiyorum. Belki de ayrım otomatik müzik, belki ayrım o otomatik müzik eklemedir. Yani kendin müzik ekleyince kapatıyordun müziği. Videolu mu yapacağım? Müziği mesela müzik ekleme yapalım, belki otomatiğe gidiyor. Değil mi? Yani aklıma bir tek olmadı. Yoksa, yemeğini yapayım. Ne oldu? Benim ekmeğimden var. Olsa ne olacak? Ay, senin ekmeğin benim ekmeğim var, onu da içim ya. Baba. Kimen? Bu da hep düşürüyor şey, yeminin içine koyacaksın, oradan çekeceksin. Sen ver biraz. Ama ben bir kere açmanı ekmek verecektim. Suyunun içine düştü. Yuh. O gün var ya, misafirler varken. Normalde kalabalık da çok 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 bağırmaz mı, konuşmaz mı? Evet. Bir kelime konuşmadı. Terbiyeli olmuş. Acaba diyorum, hep depremden bahsettik. Psikolojik. O da o geceyi mi hatırladın? Ne yaptın? Baba sucuk. Ama yok, konuşmuyor artık. Eskisi gibi konuşmuyor. Ben diyorum ki yaşlandı herhalde. 8 sene olmuş. Eskiden konuş. Abi kuşların yaşı neye göre hesaplanıyor? İşte ben de ona bakarım. Kuş ama anatomisi diye bir gir. Veteriner ablanı sor, ona sorursanız. Köpeklerin yaşı nasıl şey yapılıyordu? Ben hep unutuyorum. 6-10 hep onu karıştırıyorum. 1 yaş 6 gün. 1 yaşı 10 yaş olarak mı? 6 yaş olarak mı? 6. 1 yıl 6 yaş mı? Evet. İnsanlar 1 yılda 1 yaş yaşıyor. Köpekler 1 yılda 6 yaş yaşamış. Yani 1 senede 6 yıl, 6 yaş oluyor. Yani 10 yaşındaki bir köpek. Mesela bizim Alex vardı ya. İşte o çok yaşlanmıştı. Kaç yıllık köpek? 11 yıllık mı? 13 yıllık köpekti o. 6 ile hesapla. 12 mi? 60. 6-12, 18. 69 yaşında. 60-70 yaşlarındaydı demek ki öldüğünde. Baba. Ama benim diyor. O hayvan. Bak. Yaşlanmış da. Gelse. Bak yaşlanmış. Gelse. Onun gibi köpek var ya. O kadar şey köpek ki. Asil bir köpek. Bana. Ne kanlı? Asil, asil. Al kızım, al. Şey, şimdi böyle bir köpek var. He. Sevincinden. Biz tren raylarına göre biz takip ediyorlardı. Oraya şey yapardı, bizden yolu eşlik ederdi. Alex oraya kadar koşardı, ondan sonra... Ondan sonra dönerdi, bak gelmezdi. Hadi git git, gelme daha eve git derdik, giderdi eve. Onun resimleri falan var. Bir kere de rakip bizi kovalamışlar. Abi mi? Şirin ne diyorsa, kaybolmuş. Yakup'la. Hayır. Aytül abi benim. Bir kere biz rakip kovalamıştı. Biz de kaçırdık böyle. Şu Beysel abi var ya. Aylin anneannesinin tansiyonunu ölçüyor. Şimdi.
Durdu mu kızım? Kaç? 12'ye 7. 12'ye 7 normal. Bunu kaça aldıydın anne? Bu tansiyon aletini? İkisi mi? Yok, o 50 lira. Yine orman yangını. Yine orman yangını var. Çok. Allah ne yangınlar. Kemer'de orman 68 saattir yanıyordu. Yaz geldi mi bütün ormanlar yanıyor anacığım. Yana yana orman kalmadı. Daha o sıkacak ki. Yok. Daha sıkar bekle. Ama tansiyon ölçürken konuşmayacaksın. Şimdi inmeye başlayacak o geri. Duyuyor musun Yakup'un sesini? Aytun'a kavga ediyor, sesi geliyor. Çocuklarda tansiyon olmaz derler. Bekle kızım. Kalpatışın şeyi atıyor kalbi de. Kalbin atıyor bu kız. 35, 38. Daha duracak o. Durmadı daha. Bekle bekle. Var ya bağlar bahçeler şey, ama çiçekten var. Ne Gülhane Parkı mı diyorlardı? Neresi diyorlardı ona? Her yer lale. İstanbul'un yolları var ya. Bu çiçeklerle. Bu da çevresi temiz bırakalım. Biz de bizden birinin fazlasını yaparız. Kötü sözlere, çirkin davranışlara her şeyi başarır. Hadi çalışmışlar. Bunu kızımız genç yaşta evlenmiş, çalışıyor ama okumaktan asla vazgeçmem diyor. Seneye üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Bu arkadaşımız ise bu seneki tercihini yapacak. Üniversite sınavlarına girdi, puanını aldı. Ne okuyacak? Bu arkadaşımız ise evli iki çocuklu, üstelik kızı üniversitede okuyor. Onun amacı da kızıyla aynı üniversitede aynı bölümü okumak. Evet, tabii ki onların da mola saatleri var. O dönemlerde dinleniyorlar ama arada şarkılar da, türküler de söylüyorlar. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Kaçın kadın koluna, le düşkürdüm. Evet efendim, bundan sonra İstanbul'da böyle hepinizlerin yanından geçerken otobanlarda, sağda solda, parklarda bu arkadaşları görürseniz lütfen onlara bir selam çakın.
Filipinler'de bir yolcu teknesi gölde alabora oldu. İlk belirlemelere göre teknedeki 70 yolcudan 30'u hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyinde etkili olan Duman'ın memleketi. Duman'ın memleketi. Aytun arkadaşı. Şiddetli rüzgarla sarsılan teknenin paniğe kapılan yolcuların iskele tarafına yığılması yüzünden alabora olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olan Doksuri tayfunu nedeniyle birçok limanda teknelerin çıkışına yasak getirildi. Sahil güvenliğin verilerine göre yaklaşık 3800 yolcu halen çeşitli limanlarda mahsur durumda. Fırtınanın dinmesini bekliyor. Uzaylılar var mı tartışmasını alevlendirecek bir gelişme yaşandı. İlk defa kuvvetli istihbarat subayı Beyin Kuruş, paralel evlenler varsa var. Yalnız değiliz. ABD'nin elinde uzaylı kalıntıları var ve örtbas ediyorlar iddiasında bulundu. Kuruşun gemini ifadesi... Başka dünya mı var? Yok işte, başka dünya yok. Anladın mı? Yok, dünya yok. Bizim bu dünya gibi yaşanabilmek ihtimali yüksek olan gezegenler varmış. Filmlerde böyle konu geçiyor da. Bizim gemimiz insanı varmış ama değişik insanı varmış değil mi? Yok sorusuna cevap ararken UFO'lar hakkında en çarpıcı eşitler var. Dünya uzaylı değil mi? Ulan biz de uzaylı oluyoruz. Uzaylıların gözünde de biz uzaylı oluyoruz. Ama uzaylı varsa uzaylıların gözünde de biz uzaylıyız. Onlar işte kendimi. İşte onlara göre de o zaman biz mesela uzaylı diyoruz mesela. Onlar da dünyalı diyorlar. Onlar da bize uzaylı diyorlar. Kendileri de dünyalı. Ya ne bileyim. Oğlum senin yaşadığın gezegenin adı ne? Dünya. Nereli? Dünyalısın işte. Dünya dışı aracın yer uzaylı olduğunu biliyor kendini. Kıraş bir senatörün sorusu üzerine bu araçların bir kazından biyolojik kalıntılar çıkardıklarının altını çizdi. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi ise kapalı oturumda verebileceğini belirtti. Pentagon ise bu iddiaları yalanladı. NASA 31 Mayıs tarihli ilk altı açık toplantısının ardından çeşitli açıklamalar. İnsanın nasıl uzaylılar nasıl bir şekil verebilirler? Bence gözüm öyle değil. Ya bu film karakterleri var ya. Filmlerde uzaylı dediği zaman böyle şey nasıldı? Kore Cumhuriyeti'ndeki uzaylılar. O kısa boyluydu ama. Ve Müslüman oluyor da. Varlığının kabul edildiği ifade edilmişti. İtalya'da Roma İmparatorluğu Nero'nun özel olarak inşa ettirdiği bir tiyatronun kalıntıları bulundu. Tiyatronun varlığı sadece eski metinlerde adı geçtiği için. Başka dünya yok. Ay var, yıldız var. Başkenti Roma'da bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif imzalatacak. Gezegen kaçta? 9 tane değil mi? Güneş sisteminde 8 tane. 8 tane gezegen var. Plüton da gezegendi ama o diğer gezegenlerin çok küçük kaldığı için onu gezegenlikten attılar. Onu terfi düştü. Adadan ayrıldı. Sadece eski metinlerde ya 8 tane gezegen vardı işte. Güneşin etrafında dönen 8 tane gezegen. Bunlardan biri dünya. Bak sıralaması söyleyeyim mi? Biz dünyanın içindeyiz. Güneş burada. 8 sonra 7 tane daha gezegen var. Güneşin dibinde Merkür. İşte onların içinde yaşam olan var mı yok mu bilinmiyor. Sonra Venüs var. Güneşe yakın bunlar ama çok sıcak. Bunlara gitmiyor. Bunlar çok sıcak. Bunlar. Burada yaşam Venüs bir de dünyanın ters dönüyor. Nerede o düşmüş? Rusya'daki turistik helikopter gezisi facia ile sonuçlandı. Altay bölgesinde turistleri taşıyan Mi-8 tip helikopter inişe geçtiği sırada elektrik kablolarına takılarak düştü. Helikopterde 15 yolcu ve 3 mürettebat bulunuyordu. Kazada onlardan 6'sı hayatını kaybetti, 7'si de yaralandı. Yaralıların tedavileri sürüyor. Yandılar.
Bursa'da bir evin mutfağına maymun girdi. İhbar üzerinde. Anneciğim Minecraft var ya. Minecraft'ta bir tane yani bilgisayar versiyonunda bir tane mod var. Şey modu. Uzay modu, tamam mı? Bak bak maymun girmiş evin içine Bursa'da. Ay. İzlediğiniz görüntüler Bursa'nın Osman Gazi ilçesinden. Yakalamışlar da. Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine mutfağına maymun zarifarı geldi. Ekipler... Bir tanesine bile yarasa girmiş ondan ne? Yaka parasını penceresine yarasa girmiş. Ben kaçtı. Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki eve giden ekipler dolabın üzerindeki maymunla karşı karşıya kaldı. Sürekli yer değiştiren yavru maymun ekiplere zor anlar yaşattı. Bak iki taraftan soba tutacak, tamam mı? Şey, iki taraftan soba tutacak, ortadan da birisi tutacak, atlar söyleyip tutacak hemen. Sahibinden kaçan maymun, Karacabey'de bulunan yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezine nakledildi. Anneciğim, İstanbul Esenyurt'ta işte. Kendisine yol vermeyen YDP otobüsünün önünü kesen bir sürücü ve arkadaşı şoföre tehditler yağdırdı. Otobüsün camlarını kırdı. Pil borçları ertelendi. Yolcular korku dolanlar. 31 Kasım ertelendi. Selamün aleyküm hepinize. Nasılsınız? İyi misiniz? Özledim sizleri. Ben de sizi sizler özlemişsiniz. Ben de köyden geldim işte. Neyi mi? Bu saat yavaş mı? Ama yarın Allah izin verirse yarın gideceğim köyüme. Bura çok sıcak, dayanamadım. Tansiyonum çok yükseldi. Sen ben de geliyorum. Ne kadar olsa senin köyler. Ondan sonra bir o tarafa gidiyorum, bir bu tarafa gidiyorum. Allah zayıfladım da biraz karnım annem indi. Burada yata otura yiyeyim için. Kilo aldım. Orada zayıflıyorum. Çok dolaşıyorum çünkü. Bir aşağı gidiyorum, bir yukarı gidiyorum. Ondan sonra bahçenin içine bir dolanayım gelip hele diyorum sulanmış mı diyorum. Bakıyorum mandalinlere su gitmiş mi dibine diye. İşte öyle çok dolaşıyorum oralarda. Buraya geldim geleli daha yatıyorum. Bir daha biraz rahatsız oldum. Tansiyonum yükseldi. Hiç de yükselmezdi. İşte böyle. Bir torun var, ondan kalıyor. Kaynamın kızları var yakınımda. Onlarla işte, onlara gidiyorum geliyorum. Birer kahve içiyor işte. Böyle ne yapacak? Günler gelip geçiyor. Sizler nasılsınız? Sizleriniz, çoluğunuz, çocuğunuz nasıl? İyiler mi? Allah iyilik versin ya Rabbi. Hayırlısını versin hakkımızda hepimizin. İşte yarın gidersem bunlara yer açacağım biraz. İşte toparlayacağım orada havuzu falan temizledip dolduracağım. Bu hafta değil de gelecek hafta bunlar da gelir. Biraz kalsın. Şöyle 5-10 gün kalsınlar. Çocuklara değişiklik olur. Onların yarın okulları açıldığı zaman biraz moral olsun çocuklara. İnşallah öyle yaparım. Bunlar da gelirler. Kalırlar biraz. Geri gelsinler. Ali oradan işe gider. İsterse motorla gelsin. Motorla gider gelir. Yok işe. Olur. Ya veya hatta orada güzel. Şeye koyardı ya Mehmet. Petrola koyardı. Oradan biner servise gider. Gelince de geri biner gelirdi eve. Motorla. Öyle bir şeyler yapar. Yorulmaz yani o zaman. Öyle işte günler böyle gelip geçiyor. Eski durumum yok. Bugün biraz temizlik yaptım. Kilimleri, halları, sirkeler, mal diye de. İşte kilim falan serdim, onları sirkeledim. Sildim evi. Bulaşıklarım vardı, onları yıkadım. Zaten giderken sonra, temiz evin temizdi, bir şeydi yoktu evin öyle fazla da. Evet. Balkon biraz şey oldu işte. Balkonu da yıkadım, buralarda sildim, öbür yatak odasında sildim. Yine de kapılarda örterim, kilitler giderim. He. Açmazsanız toz olmaz. Yok burayı ne yapıyor, şey yapmıyoruz ki. Ama gelin böyle kızım aşağı serin serin. Ya, yukarıda bir sıcaklık işte var, üstüne de bir hayırlısına şey yapılsaydı. Yaparız artık. He. Yok, kapıya vuruyor birisi. Sizin mi? Yok, başkasının kapısı da böyle bayağı güm 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 vurdu. Tahta kapıya benziyor.
Hadi iyi günler. Hoşça kal. Gülüyorum ben oğlum ya. Ayağa bak. Bu ayağını gelir yerim ben ha. Durmak için mi? Turuncu. Küçük sürüngen sihirbazlığı. Aa! Yerinde dur. Aa! Yerinde dur. Ama eğitim boyunca başka sihir kabiliyeti ortaya çıkıyor. Tabii. Her an bölümlerinden zırtlar. Hep sihirbazlığı. Çok cadısal bir tabir. Tabii iyi de değil. Yoksa birlikte çalışacağın kişi. Kardeşim. Psikolojisi bozulan çocuk. Yavrum benim. Psikolojisi bozulmuş çocuğumun ya. Psikolojisi bozulmuş kuzumun ya. Yakup. Yerim seni ben yerim. Seni bir canı dövüşe davet ediyorum. Bak canlandırma yaptım. Bana resmi göster. Ne? Bana resmi göster. Hah, ben daha iyisini çizerim. Bir zamanlar bana ressamlar kralı derlerdi. Bir dakika, ben seni iblisler kralı sanıyordum. Onu şimdi mi uydurdun yoksa? Bu önemsiz. Önemli olan takipçilerimin benden... Çocuklara bakkaldan süt alırdım arkadaşlar. Bugün çarşıya indik ama markete gitmeye zamanımız olmadı. Şöyle Selin süt almış. Şurada vanilyalı puding var. Puding yapayım çocuklara. Ne kadardı? 3,5 su bardağıydı değil mi? Bir de benim gözler de gitti ha. Gözlerim görmez oldu. Ali dedi zaten senin gözler gitmiş. Seni diyor göz doktoruna götürmem lazım diyor. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 3,5. Dün yeni bir kitaba başladım akşam. Kitap okumaya uzun zamandır kitap okuyamıyorum. Elimizde birkaç kitaplar vardı, merak ediyordum. Ona başladım. Normalde ben şey yapardım. Akşamları çocuklarla akşam saat 9.30'dan sonra şöyle biraz daha yaklaştırayım. 9.30'dan sonra öbür dubleks evde otururken akşam 9.30'dan sonra yukarı odamıza çıkardık. Bismillahirrahmanirrahim. Bu defa vanilyalı yapıyorum. Odamıza çıkardık. Herkes eline kitaplarını alırdı. Herkes eline kitaplarını alırdı. Kitaplarımızı okurduk. Böyle bir yarım saat, 40 dakika böyle kitap okuma saatimiz vardı. Hani gündüz onlar okulda oluyorlardı. Okuldan gelince saat 3 oluyordu. 3'te geliyorlardı. 4 hatta şeye kurslar olurdu. Okulun verdiği kurslar onlara da katılırlardı. 4'ü 4.30'u bulurdu çoğu zaman gelmeleri. Ailenin saç lastiği elimde kalmış. Onlar geliyorlardı. O saatten sonra ancak bir yemek yiyorlardı. Biraz televizyon izleyip ödevlerini yapıyorlardı. O yüzden akşamları okuma saati yapıyorduk. Ben de gündüz okula git gel, ev işi, yemek, tekrar okula gidiyordum çocukları almaya falan. Böyle günüm böyle geçiyordu. Ancak akşamları çocuklarla oturup kitap okuyorduk. Böyle bir ara böyle bir düzen tutturmuştuk. Sonra arada bir düzen bozulduğu oluyor. Bir yerlere gidiyorsun veya birileri geliyor. Bir şeyler oluyor falan. Açıkçası depremden bu yana zaten hiç doğru düzgün kitap almadık elimize. Dün akşam itibariyle hadi dedim. Eski geleneğimizi ya tekrardan yapalım. Kitaplarımızı alalım elimize. Çocukların elinde kitap yoktu. Herkes bir kitap aldı eline. Ben de kitaplıkta bayağı bir aslında okumayı merak ettiğim kitaplar vardı.
Onlardan birkaç tane, zaten bazılarını okudum. Şey vardı bir tane, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye bir kitap vardı. Şöyle bir karıştırdım baktım, pek içimi açmadı sanki. Yani başka bir kitap aldım. Onu okuyorum dün. Gözlerim gitmiş. Biraz da gerçi Alper'in kitabıyla da şöyle bir kıyaslama yaptık. Anne dedi yani senin kitabın yazıları daha küçük, benimki biraz daha iri falan dedi. O baktım gözlerim görmüyor. Anne bazen beni test ediyor. Diyor mesela şuradaki yazıyı bir oku bakayım falan diyor arada. Farkında yani gözlerimde artık benim de bozukluk olmaya başlamış. Ben bir de 4 seneden beri YouTube'la uğraşıyorum ya. Sürekli o telefon ekranına bakıyorum. Haliyle yani gözler yavaş yavaş gidiyor. Bir gün göz doktoruna da gitmem gerekiyor yani anlayacağınız. Şunu hemen kaselere dökeyim de. Şimdi dünkü okuduğum kitap aslında çok eski bir kitap. Reşat Nuri Güntekin'in çok çok eski bir kitabı. Şimdi dün 15 sayfa falan okudum. Bugün merak ediyorum devamını. Kitap okumak çok farklı bir şey arkadaşlar. Kendinizi o kitabın içinde hissediyorsunuz. Akşam ezanı okunuyor bu arada. Yandan kaseleri de hazırlayayım. Yapayım bir. Kaselerimi dökeyim şuraya. Hemen katılaşmaya başladı yine. Arada ekrana bakıyorum. Sanki ekranda bir karalama gibi bir şey oluyor. Benim telefon ısınıyor. Isınınca da ekran böyle pat diye kapanıveriyor. Katılaştı. Tamamdır. Gibi ama. Gerisini şöyle biraz bir sıyırayım. Altı kase çıkarmaya çalışıyorum. Bugün yarım hazır arkadaşlar.
Şimdi dolaba koyacağım. Çocuklar oynuyorlar yolda. Ben de balkona çıkacağım. Biraz onlar bunlar soğusun. Yoldan gelince soğuk soğuk yerler. Yalnız alışveriş listesine bir de pasta süsü yazmalıyım. Çocuklar böyle şeyleri seviyorlar. Çünkü şöyle güzel güzel üzerine süslemelerle çocuklara bir sürpriz de yapabilirim aslında. Market alışverişine bir de pasta süsünü ekleyeyim ben. Pudingleri dolaba attım. Şimdi biraz balkona çıkalım. Evet annem, akşam oluyor artık. Ablan abinlerle beraber yolda oynuyorlar. Evet orada bak. He, Simay geldi dedi. Abin gel. Belki Simay'la oynuyordur. Çocuklar orada maç yapıyorlar. Arkadaşları da gelmiş. Ali Efe var. Muhammed var. Değil mi oğlum? Orada. Uzaktan küçük. O ne demek ya desen de. Küçük demek. Küçük demem, anladık da. Küçük enişte ne demekmiş. Anneciğim. Aşkım. Hatas kız olmuş. Ne olmuş? Karşıcaz. Sandalyeye oturacağım. Ay Allah'ım, çok şükür sana ya Rabbim. Çalışmanın yaşı yoktu sayın Sebeler. Bunları daha sen büyüktün ya. Bu diziyi o kadar çok izlerdik ki bir ara, Yalan Dünya. Çok komik bir dizi bu. Efendim aşkım. Tamam annem, babaya da ayırdık. Gece gelince yer o da. Mesaj atarım ben şimdi babaya. Puding yaptım dolapta, bir kase var, ye derim. Beyaz. Beyaz, tamam. Babasını da düşünüyor. Kurban olayım seni yaradana. Gece gelecek ya baba. Gece eğer acıkmış olursa yer. Böyle tatlı bir şeyler canı isterse babanın, yer. Babama da var. Oy, babasını da düşünürmüş ya. Ben babamı seviyorum. Oy, kurban olsunlar seni verene. Ben babamı seviyorum diyor. Buna. Hayır, bir. Seni de seviyorum diyor. Buna. Ay, sen de yeseydin ne olur bir. Ama bir tadına bakaydın ya. Hayır. Yoksa mı sevmiyorum ben? Atomunu sevmiyordu, atomunu. Canlar saat 10 olmuş. Artık bu videomu kapatıyorum. Yarın sabah öğlenki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.